Bir de Şehadet Hanım, ben özellikle şu konuyu önemsiyorum. Çocuklara, yani hem kendi çocuklarımıza hem çevremizdekilere nasıl sıfatlar yakıştırıyoruz ya da onlarla alakalı nasıl bir etiket koyuyoruz? Bizim çok isyankar diye burada belirtmiş izleyicimiz, buna benzer çok fazla bazı tanımlamalarla da karşılaşabiliyoruz. Evet. Çocuk bunları fark ediyor. Yani Ben biz, isyankarım diyor, değil evet mi? zaten ben Sen, isyankarım diyor yani. annen de Zaten böyle ben diyor. böyle biriyim. Ya da işte ay bir lokma ağzına koymaz. Benim çocuğum çok iştahsız. Bu çocuk hiç yemek yemez. Şimdi sürekli aynı kalıpları çocukla alakalı kullandığımız zaman bir şekilde çocuğun bulunduğu ortamlarda da bunu söylemeye başlayabiliyoruz. Yani o bir kenarda oyun oynarken biz birisiyle telefonda konuşurken bunu söyleyebiliyoruz. Bir aile ortamındayken bunu kullanabiliyoruz. Ve çocuklar her zaman vurguluyoruz ya sürekli kayıt halinde olan bir kamera gibi. Yani kameranın bize dönük olmasına gerek yok. Bu kaydı almaya devam ediyor. Dolayısıyla bunları da duyuyor ve şöyle bir yola doğru da gidiyor. Ben nasılsa yaramazım. Ben nasılsa iştahsızım. Evet. Ben nasılsa söz dinlemeyen bir Evet. çocuğum. Zaten böyle görünüyorum. Biraz şunun gibi zaten böyle görünüyorum. Bari hakkını vereyim. Zaten bana bunu söylüyorlar. Bari hakkını vereyim. Çocuk bunu üstüne oturup düşünerek yapmıyor. Bu şekilde işliyor sistem. O yüzden güzel olanları, güzellikleri sıklıkla vurgulayalım. Zorlandığımız durumlarla alakalı çözüm ararken de belli sıfatları yakıştırarak, belli etiketleri haklılık payı olabilir. Gerçekten yemek yemeyle alakalı bir problem vardır. Yani bunu olmayan bir şey söyledikleri için demiyorum. Elbette haklılar. Ama bunu biz çocukla beraber dillendirmeyelim. Ona bu etiketi biz vermeyelim. Sonra da o bu etiketi sahiplenerek yetişmiş olmasın. O zaman çok büyük bir kısır döngüye girebiliyoruz çünkü. Bunu kırmayı önemsediğim için ara parantez bu konuyu da eklemek istedim. Kesinlikle. Mesela şöyle düşünmek daha sağlıklı. Siz çocuk olsanız, anneniz siz sırf canı sıkıldı diye parka götürmedi gece yarısı. İsyankar mı olursunuz? Anneniz size isyankar dese, ben olsam çocuk olsam üzülürdüm. Ben herhalde canım o ama oyun oynamak istedi anne. Hiç öyle isyankar yapmak istedi. O canım oyun oynamak istedi. Kızım senin canın oyun mu oynamak istedi? Senin canın onlara mı binmek istedi? Ay sen parkı çok mu seviyorsun? Ay sen parkı mı özledin? Ay sen akşam olsa sabah olsa hep park mı canın mı çekti seni? Aşağılayarak küçümseyerek değil. Güzel güzel. Park mı canın çekti senin? Ay benim kızım parkı da çok severmiş. Parka gitmek için de çok ısrar edermiş. Demek ki sen bayağı azimli bir kızsın. İstediğin şeye ulaşmak için bayağı azmediyorsun ya. Çabana hayran kaldım. Çok çaba eden bir kızsın sen. Ama şöyle bir şey yapmamız gerekiyor seninle beraber. Ne yapacağız anne? Ben seni görüyorum. Canın çok istedi. Hadi bakalım. İki tane seçenek sunalım. Örnek veriyorum. Daha da daraltalım. Ya seninle kitap okuyarak uyuyalım. Ya da sana parktaki olayları anlatarak ben hikaye anlatayım senin parktaki bir günü, sen de uyu bu şekilde. Hangisini istersin? Bakın bunlar da bir seçenektir. Evet. Biz çocuklar çatışmayı kurmayı, çocuklarla tartışmayı, tartışma ortamından bir sonuca varmayı bu şekilde öğrenmişiz. Zannetmişiz ki Evet. çocuğuma ben bunu verdiğim zaman kabul edecek, vermediğim zaman etmeyecek. Ya çocuklar 4-5 ay sonra bile Nihan Hanım hareketlendikleri zaman öyle Evet. bizim her dediğimizi yapmıyorlar yani. Kıyafet giydirirken bile bin bir takla atıyorsunuz yani o çocuğa. Evet. Tamam anne tabii ki de giydir. Öyle bir şey demiyor bu çocuk yani. Çok haklısın ne kadar beni düşün. Öyle demiyor. Evet. Ben de bir bireyim diyor. Ben de burada varım diyor. Gecenin yarısı siz en güzel uykunuzdayken bas 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 bağırıp ağlıyor yani. Bir dakika diyor ben de buradayım. Beni de Evet. bir al bakayım anne olarak bir kucağına al bir şefkat göster bir dakika. Yani bunu söylüyor size. Yani demek istediğim şu, çocuk daha en küçük zamanında bile yani daha bebekken bile bunu söyle. Ben bir bireyim diyor. Beni birey olarak kabul et. Ben böyle bir bireyim. Ama birey olarak kabul etmek demek çocuğun her istediği şeyi önüne sermek demek değildir. Biz burada Evet. hata yapıyoruz. Eğer ağladığı her zaman, ağladığı zaman bir şey verdiğimiz zaman, aman sussun diye bir şey verdiğimiz zaman, aman onu böyle etkilemek için işte bir şeyler yaptığımız zaman çocuk diyecek ki tamam ben birazcık daha bari ağlayayım. Baksalım ağlama numaraya doğru gidiyor artık. Hani o yüzden biz burada doğru sınırları çizelim. Ve lütfen bazen de yemekle alakalı yemeyeceğim diyen çocuklar var. Evet altyapısında terapötik destek verecek şeyler olabilir ama ben her zaman şunu da söylüyorum. Bunu kendi şahsi tecrübemle de söylüyorum yani. O çocuk yemediği zaman, o öğünü yemediği zaman bir şey olmuyor. Yani anneler bazen evet şey yapıyor, Allah'ım bu çocuk yemiyor ki ben de yaşadım bunları. Ne yapacağız?
İnanın bana o yemediği zaman var ya, bir iki saat sonra öyle bir acıkıp yiyor ki yani. Hemen toparlamaya çalışıyor. Orada biz kendi duygumuza tolere edemiyoruz. Evet, evet yani acaba yanlış mı yapıyoruz? Onu çok yaptım. Ondan sonra böyle yaptım. Ya dedim ki ya, yemesin ya, gerçekten yemesin. Sonra bakıyoruz Nihan Hanım, evet yemeye başlıyor. Ama neden yemeye başlıyor biliyor musunuz? Çünkü siz kendinizi tolere ettiniz. Yani aynen o şekilde kendinizi rahatlattınız. Evet, ben bununla mücadele etmek şu an durumda. Çünkü çocuk şu an onu istemiyor. Belki çocuk o an bir rahatlamak, anneyle beraber vakit geçirmek, sadece etrafı izlemek onu istiyor. Ve o biz rahatlayınca o da rahatladığı zaman yemeye başlıyor. O yüzden annelere çok söylemek istiyorum bunu. Yani evet bazen evet böyle sıkıntılar olabiliyor çocuklarımıza. Bazen isyankar, bazen asi, bazen asabi böyle etiketleri yapıştırıyoruz ama o çocuk gerçekten başka bir şey istiyor. Bizimle çalışma, ya evet senle zıt karakter. Evet zıt karakter olabilir bizimle. Bakın çocuklar bizimle zıt karakter olabilir. Bizi değiştirecek, biz onu değiştirip dönüştüreceğiz. Ama önemli olan şey doğru sınırları doğru sağlıklı bir şekilde koyabilmek. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Sınırı koyduğunuz zaman o çocuk ağlayacak. Ağlayacak. Bu çocuk yarın bir gün elinde 10 tane, 20 tane marketten parasını vermeden bir şey aldı geldi. Ne yaparsınız? Biliyorum böyle yapanlar. Bir tane tokat yapıştırabiliyorlar. Sen nasıl parasız çaldın bunu? Hı hı. Aa, çalmak mı? O ne demek anne bilmiyorum diye geliyor değil mi? Şimdi ne oluyor bu? Bu yaşta. 20 yaş. Aa, ben bunu da deneyeyim anne için, bunu deneyeyim anne için. Ne oluyor? Hı. Allah korusun. Çocuklar iyi yere gitmiyorlar. Siz sınır koyun. Sınır anne babada başlar. Lütfen özellikle anne babalara söylüyorum. Sınır koymak anne babada başlar. Hatta şöyle yapar çalışmalar. Der ki çocuk anlamasa bile, 2 yaşında bile olsa, da bebek bile olsa sınır koyun. Kızım bunu istersen böyle, bunu istersen sınır koyun ya. Anlıyor çocuk. Beyin mekanizmaları onu anlıyor. Sonra 3-4 yaşında çok daha kolay olacaktır hayatınız. Lütfen bunu da aileler denerse çok daha sağlıklı ve güzel bir iletişim olacaklarını düşünüyorum. Evet. İnşallah bu tavsiyelerle beraber çok daha güzel bir şekilde ailelerde kendi yaşadıkları o anki sıkışmaya da biraz gönüllü olarak bu süreci atlatabilirler. Çok zor tabii yani çocuk bir huzursuzluk anında bağırıp çağırırken özellikle de toplum içinde çok çok zor. Yani gerçekten zorlayıcı olduğunun farkındayız. Biraz olsun o duyguya biz kendi duygumuza tahammül edebildiğimiz zaman ortalama bir 30 saniye sonra biraz daha o duygu sönmeye başlayacak zaten. Yani bu böyle anlık gelen duygular yükselen bir dalga gibi. O dalga yükselir yükselir en tepe noktasına ulaşır. Sonra birden söner. Onun gibi o an, o yükseldiği anda birazcık orada kalabilirsek ondan sonra daha sakin bir şekilde biz de fevri bir harekette bulunmadan, hemen onu susturmaya çalışmadan, hemen ya da kızıp azarlamadan bu süreci daha yumuşak bir şekilde belki geçirebiliriz.